7-13 Haziran, değerli akrep burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir, umutludur. İnanılmaz güzel şeyler hayatınıza renk katsın. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkoyofficial Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Bu ara kötü alışkanlıklarınız olabilir. Yani ruhunuz dağınık olmak isteyebilir. İşe gitmek istemeyebilir. Körü körüne kendinizi hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz ama hem aşk romantizmi hayatınızda var hem de şöyle söyleyeceğim, kendinizi geri çekmek istiyorsunuz ve ben sağ işe gitmek istemiyorum, birinin dırdırını dinlemek istemiyorum, hani az ekmeğim kaygısız başım diyeceğiniz bir dönem ama bu kadar hedef yaptınız, bu kadar büyük projelerin içerisinde, bu kadar güzel işiniz varken niye böyle bir kafaya girdiniz? Yani millet işsiz kıvrılırken sizin çok güzel değişimleriniz, zarif ve kıvrak zekanız sizi daha büyük basamaklara itecek. Bence sen şu aşk kafasından, duygusal kafasından çıkıp işe odaklanıp hak ettiğin değeri, hak ettiğin masayı, hak ettiğin başarıyı elde edecekken şu an aşk tribinde bunları mı kaybetmek istiyorsun? Lütfen. Rica ederim. Evet, aşk da olsun, duygu da olsun ama sen bu kadar emek verdin, bu kadar mücadele verdin. Çok uzun süredir de maddi sorunlarını aşmaya çalışıyordun. Tam toparlanma dönemine girdin. Pes mi ediyorsun? O yüzden pes etmeni uygun görmüyorum. Evet, hem gerçek bir aşkı yakalayacaksın hem de artık bu aşk bağımlılığa da dönebilir. Ya, o yüzden bu dönem bağımlılık enerjimizin yüksek olduğu süreç değerli akrep bursa. Yemeğe bağımlı olabilirsiniz, sigaraya, alkole, uyuşturucuya ama ne olur yani vücudunuzdaki enerjinizin ne kadar önemli olduğunu göstermek için ısrarla diyorum ki bağımlılıklardan uzak durun. Bu zayıf noktanız ve zarar verip karakterinize de zarar verirsiniz. Mümkün olduğu kadar yani bağımlı olduğunuz şeylerin her şeyi geride bırak lazım. Bu ara şunu söylemek istiyorum değerli akrep burçları. Büyük bir iş anlaşmasına imza atacaksınız ve hayal ettiğiniz işinizin en güzel imzasını atıp büyük başarılar elde edeceğinizi görüyorum. Özellikle de büyük ve farklı kurumsal firmada çalışan bazı akrep burçlarında da yer değişimi, masa değişimi ve bu masa değişimiyle birlikte paranızla alakalı yarı kalan olayların tamamlama evresi olacak. Bu ara sanatsal yetenekleriniz ön planda olabilir. Gereksiz lüks harcamalarınız olabilir. Yakın dostlarınıza iyilik yapacağım diye kendinizi maddi olarak zarara sokabilirsiniz. Evet, birilerine iyilik yapabilirsiniz ama herkes kalitesinde güzel. Siz ailenize, ananıza, babanıza, kardeşiniz, eşinize bu yatırımı yapın. Bu ara uzun süredir hayal ettiğiniz bir ev araştırması yapmak istiyorsunuz. Alım satımla alakalı noktanız aslında Temmuz ayı daha doğru ama sizin bir ev işiniz var. Bunu çözdükten sonra Temmuz'da ne planınız varsa yapabilirsiniz. Alım satı olaylarımız yani araç alımı satımı Temmuz için ev, toprak, arazi ile alakalı noktalarda Temmuz ayı daha iyi ama siz tabii ki bunları oturtmak istiyorsunuz, yenilikler yaratmak istiyorsunuz. Evet, yaratın ama hedef noktanızda Temmuz'da daha büyük yatırımlar söz konusu olacak. Sadece şu an bu ev sorunuzu çözün, rahatlayın, derin nefes alın istiyorum. Kendinizle alakalı uzun süredir ailenizin bir miras ya da topraklı işleriyle alakalı mücadele ve mahkemeniz söz konusu olabilir. Bunları tek tek hakim olacaksınız ve bunlarla ilgili ertelenen mahkemeler hak ettiğiniz noktaya erişecek. Bazı akrep burçlarında ilişkiyle alakalı oturup konuşmamız ve birbirimizi anlamamız gereken noktalar deyip doğru yol çizeceksiniz ve bu aydınlığa girecek. Şöyle bir sorun var. Gecekonduğu ya da müstakil bir eviniz varsa müteahhite vermek istiyorsunuz. Bence yer çok güzel. Biraz daha bekleseniz de ya da toprak var burada. Önünde belki ufak bir ev gibi bir şey var. Bu yer 2 sene sonra çok daha kıymetli. Lütfen hiç kimseye vermeyin. Onu, o eve ileride muhtaç kalacağınız gözüküyor. Lütfen o toprağa hiç dokunmayın diyorum. Hala ya da amca soyumuzla alakalı çözülmesi gereken geçmişe ait bir para konusu var. Babanızın hakkı olan bir nokta ile ilgili haksızlık yarattılar. Bununla ilgili de ufak ufak anlaşmalar yapılacak ama yine sizin hak ettiğiniz para gibi olmayacak diyorum. Devlet ya da kurumsal ya da sınavınız varsa bunlarla ilgili Haziran'ın 20'sine kadar çok yoğun bir tempo olacak ve başarmak istediğiniz sınavlarla ilgili dikkatiniz sorun yaratabilir. Lütfen bu hafta sınavlarınız var. Bunları düzene sokalım. Kendi evremizi toparlamamız lazım diyorum. Ev değişikliklerinde parke ve
ya da parkelerle alakalı, holle alakalı bir değişim dönemi söz konusu olacak. Yeni ufak bir dekorasyon düşünenler var. Özellikle de evde karıncalanma, böceklenme gibi söz konusu olabilir. Eve bir ilaçlama düşünen bazı akrep burçları. Evet, olabilir. Yaz mevsimi, herkesin evine böyle şeyler oluşabiliyor. Yapmanız hayırlı. Uzun süredir görmediğiniz bir dostunuz size çok keyifli bir zaman geçirecek. Evde televizyon ya da elektrik, özellikle televizyon, bilgisayar ya da cep telefonu değişikliğiniz söz konusu olacak. Bu da hayırlı. İlişkiler konusunda da güzel değişimler, güzel yenilikler var. Kıymetini bilin. Allah'a emanet olun.